Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bazı kanun maddelerindeki değişiklik teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü tüm içtenliğimle kutluyorum. Kurucu Cumhurbaşkanı, büyük devlet adamı Rauf Denktaş'ı rahmetle ve minnetle anıyorum. Şehit düşen Kıbrıs Türklerine ve kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Eczacılık yemini, eczacılık mesleği üyelerine katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma diye başlar. Bu bakış açısı ile eczacıların eczanelerindeki birinci görevi kamuya hizmettir. Hepimizin bildiği gibi eczaneler toplumun ilaca ulaşmasındaki en önemli sağlık noktalarıdır. Akılcı ilaç kullanımında ise en önemli rehber yine eczacılardır. Tıbbi ürünler ve ilaçlar eczacıların uzmanlık alanıdır. Dolayısıyla yurt dışı ilaç tedarikine ilişkin kurum ve kuruluşlara yetki verilmesi durumunda sağlık amacının dışında kar amacı güdülen bir ticari faaliyete dönüşme riski açığa çıkacaktır. Kar amacı hedefinde olan özel şirketlere yetki verilmesi, ilaç fiyatlarının artmasına neden olacak ve hastanın ilaca ulaşmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle yurt dışından ilaç temininin kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlarca yapılması da en uygun olanıdır. İlaç dışı kategorilerde vitamin, mineral ve sağlık ürünlerinin internet, televizyon ve diğer satış kanallarıyla satılması da bir diğer önemli konudur. 6197 sayılı yasaya ek olarak çıkarılan yönetmeliklerde bu ürünlerin internet satışının eczacılar tarafından yapılması yasaklanmıştır. Oysa bu ürünler eczacılar dışında birçok kişi tarafından internetten satılmaktadır ve çok önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. İnternet satışının eczaneler tarafından yapılması yasal olarak mecburi hale getirilebilir. Ancak bilgilendirmeler ve satış kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek denetleme, takip ve kontrolü yine Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği kurumlarca yapılabilir. 6197 sayılı yasa eczacıların tansiyon ölçmesine, ev tipi testler ile şeker, kolesterol ve koagülasyon testi yapmalarına, grip aşısı yapmasına, cilt analizi, yağ, kas, su ve metabolizma yaşı ölçme yaparak kilo takibi yapmasına, dermokozmetik ürünlerin kullanışlarını öğretmek amaçlı uygulama yapmasına, sigara bırakma sürecinde kişilere danışmanlık hizmetini vermesine müsaade etmemesine rağmen yasaklamanın hayatın doğal akışına aykırı olması sebebiyle bu hizmetler eczaneler tarafından hali hazırda verilmektedir. Eczanelerin bu hizmetleri vermesindeki standartlar oluşturularak bu hizmetleri vermesinin teşvik edilmesi de toplum sağlığı açısından elzemdir. 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanun ve bu konuda çıkarılan yönetmelikler uyarınca eczanelerin çalışma saatlerinin Türk Eczacılar Birliği'nin görevlendirmesiyle bölge eczacı odalarınca düzenlenmesi hüküm altına alınmış ise de gerek kanunun gerekse çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden günümüze kadar halkın iş ve sosyal hayatının zamanlarında çok ciddi değişiklikler olmuştur. Bu gelişme doğrultusunda eczacıların çalışma saatlerinin her bölge ve eczane için sabit bir saat olan sabah 8.30, akşam 10 gibi genel bir şekilde düzenlenmesi hayatın doğal akışına, akla ve uygulamaya ters hale gelmiştir. Bu sebeple eczanelerin bulunduğu konumların ve hastaların ilaca kesintisiz ve kolayca ulaşım hakları dikkate alınarak bu mesai saatlerinin ihtiyaca göre düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle hastanelerin, şehir hastanelerinin
ve aile sağlığı merkezlerinin çevresindeki eczaneler, ana caddeler, plazalar ve alışveriş merkezindeki eczaneler, tatil beldelerindeki eczaneler, hava... Tamamlayın Sayın Ersoy, buyurun. Eczanelerin halkın ve ilaca, sağlığa kesintisiz ve kolayca ulaşımı sağlanması bakımından açık olması gereken saatler farklı olmalıdır. Bu sorunlar eczacılık mesleğimizin ancak birkaçıdır. Mesleğimiz sorunlarının kısa zamanda çözüme kavuşması temennisiyle değişiklik yapılacak kanunlarımızın hayırlı olmasını diliyor ve genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.